Evet, şöyle bir dünya hayal ediyorum. Hani her zaman derim ya, yeryüzü, yani bu yuvarlak, bu küre, bu dünya, içimizde yaşattığımız, içinde yaşadığımız dünya. Uzay boşluğuna baktığımızda toplu iğne kadar bir yer tutmaz. Ama gürültüsü tüm aşağılayı kaplıyor. Evet. Şive büşkümütte bir kuytu meyhane. Loş ışık, loş karanlık. Evet. Evet. Peki ne oluyor orada dersiniz? Hiçbir şey olduğu yok aslında. Yaşlı bir adam gitar dinliyor. Aslında çalan da yaşlı bir adam zaten. Adama bakıyorum. Gitarı mı dinliyor kendini mi? Sanırım kendini dinliyor. Gitardan çıkan ezik nameler. Ezik ve yaşlı nameler. Tıpkı gitarı çalan gibi. Yaşlı. Sesi boğuk. Ama bir şeyler anlatıyor. Ben anlayamıyorum ama güzel geliyor kulağıma. Niye anlamıyorum? Çünkü Almanca bilmiyorum. Almanca çalıyor herhalde. Sonra sordum, peki kulağıma niye hoş geliyor? Müziğin Almancası, Türkçesi, Çincesi, Kuşçası olur mu acaba? Bu nasıl bir ilham ki? Her telden anlaşılıyor veya her tele uyarlanabiliyor. Müzik yani. İnsan ruhundan süzülüp gelen müzik. Evet. Bir kuytu meyhane. Bir yaşlı bir adam gitar çalıyor. Ruhunu mu çalıyor, telleri mi çalıyor belirsiz. Ses tellerden mi geliyor, yoksa adamın ruhundan mı geliyor, o da belirsiz. Evet. Herhalde dinleyen yaşlı adamın gitarın sesleriyle birlikte gençlik yıllarına doğru gidiyor. Çünkü gözler o kadar derine dalmış ki. Elinde içki bardağını unutmuş. İçmeyi mi doldurmayı mı bilmiyorum. Bardağı görmüyorum çünkü uzak. 18'inde mavi gözlü bir kız kapının girişinde durdu. Gitarı dinliyordu. Acabaydım. Bu kız da mı ihtiyarlıyordu? Olur ya. Ya da o yaşlı namelerde geleceğini mi görüyordu? Olamaz mı yani? Olur. Niye yaşlı adam gençliğini görüyordu da o genç kız yaşlılığını göremez miydi? Belki de gitarın ortak namesi buydu. Değil mi? Olamaz mı? Evet, parmağında seyyar satıcıdan aldığı ucuz bir yüzük var. Mavi boncuklu kolyeler dizmiş boynuna. İri taşlı. Belki de bir satanist diye düşündüm. Nameler adamın kısılan gözlerinde. Kısa, çok kısa bir an kapıdaki kıza döndü. Sonra geri döndü. Titreyen parmakları şarap kadehinde, yüzünün kırışlarında esniyordu.
Şive büşkünlükte kurtu bir meyhane burası. Gençliğin hayalleriyle gençleşmeye çalışanların, gençliğin hayalini kaybetmişlerle birlikte olduğu kuytu, loş ışıklı, sadece birkaç kişi olan bir meyhane. Gecenin çok ilerlemiş bir saati. Parmağındaki ucuz yüzükle oynadı kız. Dalgın bakışları, gitardaki nameleri anlamaya mı çalıştı? Ya da anlamak için yaşlanmayı mı bekliyordu? Ne dersiniz? Olabilir mi bu? Olur. Evet. Evet değerli arkadaşlar. Bir kuytu meyhane. Yaşlı bir adam gitar dinliyor. Meyhaneci gözlerini kapatmış. Sadece kulakları açık. Herhalde her gece, hatta bitmeksiz tükenmez bilmeyen geceler, bu aynı namelerin arasında ölümünü bekliyor. Evet, sahip olduğumuz ne kaldı ki ya? Sanki her şey gereksiz, her şey lüzumsuz. Aynadaki kendimize hüzünleniriz çoğu zaman. Belki kendimizi de görürüz lüzumsuz. Değil mi? Bakalım daha ne var gerilerde. Geceler uzunsa ruh dünyasına. Güneş erken doğmasa bari bugün. Erken battığı gibi. Dolunay demini tutmuş. Kapattım şu ışık. Her şey sade kalsın. Hatta sessiz kalsın uzay boşluğu gibi. Bu toplu iğne kadar küçücük dünyada. Gök kubbenin belediye yıldızlar. Güneş olmadan da kusursuz. Güneş olmasa da kudursuz. Kusursuz. Ve battı ey yar. Güneş battı ey yar. Karanlık bastı. Ay gözlüm, gül yüzlüm, yönümü çevirdim sana. Dedim ki ben de değilim dostum. Gel beni benden al. Dedin ki sen bendesin. Dön de gel bana. Öyle mi dedim? Aradım bir zaman sende kendimi. İlmik ilmi gördüm dünya bendini. Senin aynandan bakınca anladım ey dost. Sonunda kendimde buldum kendimi. Demiş boş ver ya. Gönül saç döküldü, bel büküldü, kel göründü artık. Kendine gel, kendinde ol, kendinle kal. Genç gülüşleri özlüyorsun biliyorum. Halen daha diyardasın. Halen daha diyardasın. Hayal kurma artık bağır rüzgarlarına. Senin tek yoldaşın yine de sensin. Dünyalı bayardasın. Gel çay içip demlenelim. Hatta bir de sigara yakalım yanına. Olmaz mı? Yola çıkmadan dinlenelim. Ve önüm kış. Zaten yalnızdın. Yine yalnız kalacaksın. Ve hatta yapayalnız öleceksin. Değil mi? Yalnız demleneceksin, yalnız ağlayacaksın. Eğer güleceksin de arada bir kendine bileceksin. Bekleme. Bakma arkama. Ne bekleyenim var ileride, ne de arkamdan gelen. Herkes kendi yoluna gidiyor. Evladım da olsa herkes kendi çizgisinde. Sen de yalnız devam et. Boş ver. Ufuk çizgisine zaten çok kalmadı. Daha ne kadar eğleneceksin? Aynaya bak aynaya. Eğer güleceksen kendine güleceksin. Evet, bu sohbette bu kadar yeter beyler.
Allah'a emanetsiniz.